Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu vid bu videoda sizlere e, başarılı komedyen, youtuber Hayrettin hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayrettin e, 26 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam ismiyle Hayrettin Hayrettin Onur Karaoğuz'dur. Bakırköy, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğmuştur. Eğitimini Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başlamıştır. Ardından Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ni bitirmiştir. 2004 tarihinde Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatına devam etmiştir. 2017 tarihinde Gökçe'nin Artist isimli şarkısının klibinde yer almıştır. Hayrettin'i daha yakından tanımak için verdiği röportajlardan bilgilerle onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Hayrettin'e sorulan çocukluk yıllarınız hakkında ve içinde yetiştiğiniz aile yapısı hakkında konuşur musunuz sorusuna şu şekilde cevap vermiştir. Biz üç kişilik çekirdek bir aileyiz. Annem, babam ve ben. Evde canımız sıkılırdı üç kişi olduğumuz için. Tek çocuk olmanın avantajları ve dezavantajları var ama bana sorarsanız avantajları daha çok. Bütün ilgi sizin üzerinizde oluyor. Bazı çocuklar bundan dolayı çok şımarık olurlar ama ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Tam tersi daha hayata bağlı ve küçük yaşlardan çalışmayı isteyen bir çocukluğum oldu. Özel üniversitede okudum. Kadir Has Üniversitesi'nde onda ailemin çok büyük desteği vardır diyerek yanıtlamıştır. Üniversiteye girmeniz epey maceralıymış öyle mi sorusuna ise Evet ilk sene annem işletme istedi diye, ikinci sene teyzem iktisat istedi diye, üçüncü senede dedem tıp istedi diye dershaneye gittim. Ama ömür yetmez diye başlamadım bile tıp okumaya. Ee, çok denemelerim oldu. Sınava geç kaldım, sınav gününü kaçırdım. Aslında benim asıl istediğim meslek reklamcılıktı demiştir. Aileniz sanki biraz baskı yapmış eğitim konusunda. Annem sadece çalışma saatleri 9 ve 6 olan garanti bir iş istiyordu. Reklamcılık onlara çok uzaktı ama ben ikna ettim. Oradan reklamcı olacağım belliymiş aslında. Ben herkesi ikna ederim. Diğer teyzem çok yanımda ol oldu sağ olsun. Çocuk ne istiyorsa onu okusun dedi. Annem çok ısrarcı olmadı. Babam da hep yanımdaydı demiştir. Çocuklukta vardır hep güzel hikayeler. Nasıldı çocukluktaki ruh haliniz? sorusuna ise İlkokulda hiç konuşmazdım ben. Acaba dilsiz mi diye korkmuşlar benden. Meğer ben ilkokulda sadece gözlem yapmışım. Ortaokuldan itibaren kabak çiçeği gibi açıldım. Film gibi aslında gitgide yükselen bir seviye oldu. Sonrasında da ortaokulda güldürmeye çalışan lisede daha serseri, yaramaz, komik biriydim. Üniversitede ise işi akademiye döktüm. Yani sahneye çıkmaya başladım. Üniversiteden sonra televizyona ve sinemaya adım attım. Böyle ilerliyorum." demiştir. Nereye doğru gidiyorsunuz şimdi sorusuna ise "Kafamızdakileri yapmak istiyoruz şu anda. Hayrettin programıyla aslında onu yaptık. Arkadaşlarımla beraber kafamızda bir mizah anlayışı var. Onu ortaya koymak istiyoruz. Kendi sinema filmimizi yazıyoruz şu anda." programın mizah anlayışına sahip bir mizah anlayışında bir komedi filmi olacak. Program neden yok diyenlere de bir cevap olacak. Ağustos'ta çekim önümüzdeki ocak ayına yetiştirmek istiyoruz demiştir. Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz sorusuna ise hem ofiste hem de ailemle evde kalıyorum. Ofis ortamımız da ev gibi zaten. Ekibimizin sıcak arkadaşlığı sağlıyor bunu sanırım. Daha bu piyasada çok yeni olduğumuzu düşünüyorum. Kimseye pek fazla güvenemiyorum aslında ekibim dışında demiştir. Özel hayatınızda işleriniz kadar yoğun mu sorusuna ise "Değil, zamanım yok ve o yüzden ne evlilik ne de kız arkadaş düşünecek halde değilim şu anda. Yaşlanınca evlenirim herhalde." demiştir. Televizyondaki program neden bitti sorusuna ise Star TV'nin yönetimi değişti ve eski programlarla olan bütün sözleşmeleri feshettiler. Biz de şimdi kafamızdaki sinema filminin çalışmalarına başladık ve ona yöneldik. Her şeyde bir hayır vardır ya, bu da öyle oldu. Aslında insanlar televizyon programını çok istiyor. Uygun bir kanal olur ve şartlarımız uyarsa tekrar program yapabiliriz ama hiç acelemiz yok." demiştir. Oynadığınız tiplemelerden en çok hangisini seviyorsunuz sorusuna ise en çok hoşuma giden ve içime sinen skeç Tarkan Emrah Hayrettin'di. Diğer şaka skeçleri çok heyecanlı geçiyordu tabi. Bazı insanlar kurgu olduğunu iddia ediyorlar ama öyle olsa insanlar o tat geçmezdi. Biz eğleniyoruz ki insanları da eğlendiriyoruz demiştir. 10.000 kişiyle fotoğraf çektirdim söyleşiler nasıl gidiyor? Bu sene çok söyleşiye gittik. Sadece üniversitelere gitmeyi tercih ediyoruz ve minimum 1000 kişi geliyor. Arkadaşlar sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar bizi. Söyleşi olarak gidiyoruz ama komedi yaptığımız için stand-up tadında geçiyor. Aramızda çok güzel etkileşim oluyor. Yaklaşık 30 üniversiteye gittik bu sene. 10 bin kadar kişiyle buluştuk. Hala da 71 üniversiteden davet var. Ama hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bu arada gittiğimiz üniversitelerde herkese tek tek fotoğraf çektiriyorum ki seneye o okula gittiğimde de konuşacak bir şeyimiz olsun. Ben masada oturup konuşmayı sevmiyorum. Biraz samimi olmalı bence. Önümüzdeki yılda stand-up yapmaya başlayacağız. Turnelerimiz olacak diyerek yanıtlamıştır. Hayrettin bugüne kadar ee, rol aldığı filmler 2009 tarihinde Gelecekten Bir Gün 2009 Kızsız Adam 2017 Vezir Parmağı ve İlk Öpücük filmleri 2023 Düşeş Mafya Sızıntısı filminde rol alacak. Televizyon dizileri ise 2009 Harbi TV, 2011 Hayrettin, 2013 Harry, 2018-2020 Kalk Gidelim, 2020 Menajerimi Ara, 2021 Survivor 2021'de yarışmacı olarak yer aldı. 2021 ve günümüzde Toz Kaparan İskender'de rol almıştır. Hayrettin hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.